Sakız Ağacı. Göğün, bulutların, denizin masalına doymayan bir Akdenizli çocuk. Onu büyütmek emek ve sabır ister. Ama dünyasını hoş ederseniz eğer, size dünyanın en mucizevi reçinesini bağışlar. Şifa dolu damla sakızını. Sakız ağacı Pistacia lentiscus, Anacardiaceae familyasının Pistacia cinsine ait herdem yeşil çalı ya da ağaççık formunda bir bitkidir. Aromatik yaprak özelliğine sahiptir. Akdeniz ülkelerinin sahile yakın bölgelerinde yetişir. 1 metreden 4 metreye kadar boylanabilir. Gövdeleri dik ve silindir biçimindedir. Genç yaşlarda açık gri rengi, ileri yaşlarındaysa koyu kül rengini alır. Kabukları esmer renkli ve reçine kanalları ihtiva eder. Ekim sonuyla Aralık ayı ortasına kadar olgunlaşan sakız ağacının meyveleri 4 ila 7 milimetre çapında, yuvarlak, basık ve sivri uçlu, başlangıçta kırmızı, olgunlaştığındaysa siyah renktedir. Yavaş gelişir ve 100 yıldan fazla yaşar. Normal şartlarda 5 ila 6 metre boy yapan kültür formdaki Pistacia lentiscus'un chia varyetesi Mart-Nisan aylarında çiçek açar. Bu bitki çift evcikli olup erkek ve dişi organlar ayrı ağaçlarda bulunur. Aynı bitki vejetasyonunun farklı dönemlerinde farklı yaprak şekli gösterebilir. Hatta bir bitkinin alt yapraklarıyla üstteki yaprakları dahi farklı olabilmektedir. Sıcak ve kurak Akdeniz ikliminde, deniz kıyılarında, güneşli yerlerde, sığ, taşlı, kayalık, fakir topraklar üzerinde gelişebilir. Kireç, deniz suyu ve rüzgara dayanıklıdır. Deniz seviyesiyle 500 metre rakıma kadar yüksekliği olan bölgelerde yayılış gösterir. Sakız ağacı özellikle İspanya, Portekiz, Fas, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Fransa olmak üzere Akdeniz bölgesinde yayılış gösterir. Pistacia lentiscus'un chia varyetesi ise ağırlıklı olarak Sakız Adası'nın güney bölgesinde ve Ege'de Çeşme-Karaburun arasında kültürle yetiştirilmektedir. Sakız ağacını ekonomik anlamda önemli kılan, bu bitkinin bir varyetesi olarak kabul edilen chia'dan sakız, mastik elde edilmesidir. Sakız ağacı 5 yaşından itibaren sakız salgılar. Sakız ağacı fazla dalların çıkarılıp gövdenin güneş ışınlarını ve denizden gelen rüzgarı daha fazla almasının sağlanması için kış döneminde budanır. Mayıs-Haziran aylarında ağaçların taç iz düşümündeki yabancı ot ve maddeler temizlenir. Sakız damlalarına uygun bir toprak yüzeyi oluşturmak için 1-2 santimetrelik tabaka halinde kireçli beyaz toprak pekmez toprağa serilir. Sakız ağaçlarının çizilmesi Haziran ayının ortasından itibaren başlar ve aylık periyotlarla Ekim ayına kadar devam eder. Açılacak çizimler hamur adı verilen özel aletlerle ya da ucu inceltilmiş tornavidalar yardımıyla yapılır. Çizimin başlama ve bitiş zamanını belirleyen en önemli etmense yağışlardır. Zira yağmura maruz kalan sakız damlalarında renk kararması gözlenir. Çizimler gövde ya da dallar üzerinde 10 ila 15 santimetre aralıklarla 4 ila 5 santimetre uzunluğunda olacak şekilde yapılmalıdır. Çizim yerlerinden akan reçine sıvı klorofil içerdiği için donuk yeşil renktedir. Daha sonra oksidasyon nedeniyle renk sarıya döner. Reçinenin pıhtılaşması ya da donması sonrasında sakız ham maddesi elde edilir. Elde edilen sakız salgısının bir kısmı toprağa damlarken bir kısmı ise ağaç üzerinde donar. Toprak üzerinden tek tek ya da süpürülerek toplanan damla sakızları elekten geçirilir. Böylelikle toz, toprak gibi yabancı maddelerden temizlenir. Toplanan reçineler sabun tozu bulunan soğuk suda yıkandıktan sonra durulanır. Ardından bez üzerine serilir ve kurutulur. Kuruyan damla sakızları üzerindeki yabancı maddeler bir bıçak yardımıyla temizlenir ve değişik çaptaki eleklerden geçirilir. Bu yöntemle şekil ve irliklerine göre sınıflandırılır.
Damla sakızının kalitesi renginden belli olur. En kaliteli olanlar şeffaf görünümlü, cam boncuk gibi olan reçinelerdir. Elde edilen damla sakızı kalitesinin korunması için -20 santigrat derecede muhafaza edilmelidir. Depolama süreci uzadıkça rengi önce beyaza sonra sarıya dönmektedir. Sakız ağacı reçinesi mastik, Herodot ve Hipokrat zamanından beri bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmıştır. Eski Mısırlılar ve Arap Yarımadası'nda kuduz hastalığı, uyuz ve yılan ısırmaları, mide yanmaları ve diş hastalıklarında balgam söktürücü olarak akciğer hastalıkları tedavisinde çok kullanılmıştır. Mısırlılar mumya hazırlarken de kullanmıştır sakızı. Günümüzde gıda, parfüm ve ilaç endüstrisi olmak üzere halen 60'tan fazla alanda kullanılır. Türk mutfağında birçok tatlının ve yemeğin tadına tat katar. Sakızın 2020 yılı itibariyle ülke ekonomisine katkısı 5 milyon liradır. Eski Yunanlılardan Romalılara, Osmanlılara kadar bu küçük ağaç boyundan büyük işlere kalkışmış, insanoğlunun şifası olmuştur. Onu özenle yetiştirmeyi sürdürdükçe biz, sakız ağacı da damla damla sunmaya devam edecek damla sakızını. Sakız ağacı hakkında daha fazla bilgi almak ve konuyla ilgili uzmanlardan destek almak için www.ogm.gov.tr adresine girebilir veya en yakın Orman Genel Müdürlüğü birimini ziyaret edebilirsiniz.